Yardım Sıfış. Gece rahat uyudun mu? Ah, çok sıcak. Birdenbire bu kadar tüyüm olunca piştim. Bugün Perihan teyze dönüyor. Seni bu durumdan kurtarır. İnşallah. Ömür boyu duacısı olurum. Merak etme Perihan teyze Perihan en büyüdü. Seni bu durumdan kurtarabilir. Bu yüzden mi ona Perihan diyorlar? Evet, aslında biliyor musun biz seni çok sevdik. Düzelip eve gideceksin diye çok üzülüyoruz. Ben de sizleri çok sevdim. Ama üzülme, evim buraya çok yakın. Beni özlediğiniz zaman görmeye gelirsiniz. Artık bir anneanneniz de ben sayılırım. Sen de bize gelir misin? Çilek, sen kiminle konuşuyorsun? Safiş'e diyordum. Ailesini bulduğu zaman ona gidebilir miyim diyordum. Safiş hiçbir yere gitmeyecek. Burada bizimle kalacak. Değil mi Safiş? Günaydınlar. Sana da. Neyin var Firuze? Kardeşiniz 2 saattir tuvalette gazete okuyor. Bana bunu daha önceden söylesenize ya. Durun ben çıkarayım onu. Onun için mi bu haldesin? Ah, dur ben bakayım. Ay Allah. Ay Allah. Ah, hoş geldin Eda. Ne hoş bulduk Betüş. Girebilir miyim? Gir bakalım. Ama bir dakika. Firuzecim, sen şu yumurtaları yüksek bir yere kaldır da Tarık'la Eda bu sefer de evde yumurta savaşı yapmasınlar ha? Aman Betüş, özür diledik ya işte. Uy, tamam tamam. Söyle bakayım ne işin var sabahın bu saatinde evde? Konuşuruz sonra. Yürü, yürü. Şuna bak, 2 saattir tuvalettesin ben. Gazete okuyorum abi. Allah Allah. Allah razı olsun Sadık Bey. Ya amanın Eda. Ne olur aşkım? İyiyim canım. Ne haberin işte? İyi. Ne bu sabah sabah böyle hayırdır? Eda benimle bir şey konuşacakmış da onun için uğramış. Ha. Hadi siz kahvaltıya oturun. Biz odada bir şey konuşup gelelim oldu mu? Tamam. Eda teyzem gelmiş. Merhaba teyze. Ne haber çocuklar? İyi. Ben seni Safiş'le tanıştırayım. Bu Safiş. Bak bu da teyzem Eda. Memnun oldum Safiş Hanım. Merhaba Eda. Ben de memnun oldum. Çocuklar hadi siz kahvaltıya gidin bakalım. Biz teyzenizle konuşup geliyoruz. Hadi. Ay bu Safiş pek süslü bir şeymiş. Annemin onu neden kıskandığı belli. Kıskandığını itiraf etti mi? Yok daha etmedi ama her halinden belli oluyor. Babamı bir görsen mest oldu mest. Ben de zaten bununla ilgili konuşmaya geldim. Neyle? Bak şimdi farkında değil misin Betüş'cüğüm? Annem ilk defa babamı birinden bu kadar çok kıskanıyor. Ben diyorum ki hazır annemle Umur Bey ayrılmışlarken annemle babamı bir araya getirmek için el birliği yapalım. Nasıl? Şöyle ki Safiş'i alıp bize götürürüz. Perihan teyze gelene kadar bizde kalır. Ay olur mu öyle şey? Annem dünyada kabul etmez. Zaten dün sinir oldu kadına. Ne kadar kötü davrandı. Kadıncağız çok üzüldü. Orası mühim değil. Perihan siklopedisinin 4. maddesini hatırla. Bunu yapmak zorunda. Zaten bizde birkaç saat kalacak. Akşam Perihan teyze geldiği zaman nasıl olsa onu düzeltecek. Bilmiyorum. Ya aslında Safiş'i buradan uzaklaştırmak çok iyi olur Eda. Çocuklar onda gittikçe çok bağlanıyorlar. Ayrılmaları çok zor olacak. Ama hani kadıncağızı böyle bir şeye bulaştırmak doğru olur mu? Durumu anlatırız. Annemle babamın arası böyle böyle deriz. Hem zaten siz babamla her şeyi anlatmışsınız. O da dememiş mi? İnşallah bir gün karınızla barışırsınız diye. Doğru dedi. Madem bu kadar iyi bir insan, o zaman annem babamı kıskandığını itiraf edene kadar bizimle bu masum oyunu oynar herhalde. Ay, yaşlı bir kadından böyle bir şey rica edilir mi? Sormakla hiçbir şey kaybetmeyiz. Acaba ne konuşuyorlar yukarıda gizli gizli? Niye bize söylemiyorlar anlamıyorum ki. Yahu bizi ilgilendiren bir konu olsaydı söylerlerdi. Demek ki bize söylenecek bir şey değil. Rahat bırak şunları abla kardeş konuşsunlar canım. O zaman Safiş'i niye gelip yanlarına aldılar? Yoksa onunla ilgili bir şey mi? Yahu bizi ilgilendiren bir şey olsaydı söylerlerdi zaten. Bu kadar takmayın. Ne diyorsunuz Safiye Hanım? Ay bilmem ki. Yani biz sizden çok saçma sapan bir şey istediğimizi biliyoruz ama biz hani
annemle babamın barışması için böyle bir fırsatı ilk defa yakalıyoruz. Onun için de size bir soralım dedik. Bunun farkındayım. Onların bir araya gelmesini ne kadar istediğinizi görüyorum. Yani? Yani kendim gibi görünseydim böyle bir şey kabul edemezdim ama... madem şu anda bir köpeğim size yardım edebilirim. Yaşa Safiye teyze. Ay, siz gerçekten çok iyi biriymişsiniz. Aa, yok canım, o kadar da abartmayın. Sayenizde benim de hatırladığımda güleceğim komik bir anım olacak. Akşam Perihan Hanım beni eski halime çevirmeden bir köpek olarak dünyanın en güzel iyiliğini yapmış olacağım. İki inatçı aşığı barıştıracağım. Ay, inşallah. Çok teşekkür ederiz. De. Ne oldu? Ay, biz şimdi Safiye teyzeyi şatoya götüreceğiz ama çocuklara ne diyeceğiz Eda? Onlar onu bir daha hiç göremeyecekler ki. Betüş, bence çocuklara söylenecek en beyaz yalan bu. Hem böylece daha az üzülürler. Galiba haklısınız, doğru. Anlaştık. Hadi inelim. Çocuklar, doyduysanız kalkın artık. Oynamayın öyle, günah. Peki Firuze abla. Ya ben dayanamıyorum artık. Gidip soracağım gizli gizli ya ne konuşuyorlar. Allah aşkına dur be, dur kardeşim. Amma kıskanç adam mısın? Otur şuraya ya. Öf. İşte geliyorlar. Kahvaltıyı bitirmişsiniz. Firuzeciğim, bize de çay kaldı mı? Eda Hanım, acaba diyorum sorabilir miyim şu gizli konuşmanızın içeriğini? Tabii. Hı. Biz şey hakkında konuştuk. Ne? Ne? Safiş hakkında konuşuyorduk. Çünkü Safiş'in sahibi bulunmuş. Ya kimmiş? Eda'ların bir komşusu. Ya inanmazsın, sahibi bizim komşu çıktı. Kaldı bu evde, bu kadar üzülmeyin. Ama ona çok alışmıştık. Hem o da bizi çok sevmişti. Keşke sahibine vermeseydik, saklasaydık. Olur mu öyle şey? Şimdi siz kaybolsanız, bir aile sizi evine alsa... sonra anneniz babanız geldiğinde sizi geri vermeseler... ne olur bir düşünün. Ama o bir köpek. Köpek değil. Köpekler dünyanın en duygusal hayvanlarından biridir. Biliyoruz. İnternette köpekler hakkında her şeyi okuduk. O zaman köpekler sahiplerinden ayrılınca ne kadar üzüldüğünü de yazıyor herhalde o internet. Doğru söylüyorum ya. Ya tamam, siz onu çok sevdiğiniz ve onunla ilgilendiğiniz için o köpek de sizi çok sevmiş olabilir. Ama konuşabilseydi inanın bana sahibinin yanında olmak istediğini söylerdi. Acaba sahibi onu görmemize, gezdirmemize izin verir mi? Tabii verir, niye vermesin? Niye güldün? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli gün.